Arkadaşlar merhaba. Bugün CryEngine 3'de görev eklemeyi aynı zamanda yazı yazmayı öğreneceğiz ekrana. Bir görev şeklinde yazı yazabilir ya da bir konuşma yazısı şeklinde olabilir. Bunların ikisini bakalım öğrenmeye çalışacağız. Öncelikle sesi kapatıyorum. Burada buradaki bölümde Mute Audio diye yazıyor. Direkt olarak silebiliriz aslında. Bunların hemen birine başlayalım. Hemen entity'den bir tetikleyici koyarım. Proximity trigger diyor. Evet. Bunu buraya koyalım. Aslında birkaç yolu var. Direkt olarak oyuna girdiği anda da gösterebilir. Ama şimdilik bunu göstermek istiyorum. Bakalım bunu bunun önce boyutlarını ayarlayalım. Çünkü bunun içerisine girdiği an oyuncunun yine mesajı görmesi gerekiyor. Ya da görevi görmesi gerekiyor. Şu taraflardan falan girerse göremeyecektir. Bunu bu alana yaymak istiyorum. Hemen bu bölümden Entity Properties diye yazıyor. Hemen biraz şöyle arttıralım. Gördüğünüz gibi şu eksen de artıyor. Bir alttakine bakalım. Evet, bu sefer bu eksende. Benim istediğim eksende. Şöyle. Diğer eksende de arttıralım. Böyle. Şu eksende arttıralım. Biraz ileri koyalım. Çok mu büyük oldu? Bunu çevirmek mümkün olsa çevirirdim. Hani sorabilirsiniz ince yapıp neden çevirmiyorsun diye. Gördüğünüz gibi bunu ne yazık ki çevirmek mümkün değil. O yüzden yani çevirmeye izin vermiyor. Bu yüzden bunu olduğumuz yere uydurmaya çalışacağız. Hangi yönde girelim? Biraz düşürelim şöyle. Bu taraftan gelmiş olsun. Başta bahsetmiştim önceki derslerde helikopter bırakacak diye. Bu yönde bırakmış olsun. Böylece içine mecbur girecek. Oyuncu. En kestirme yoldan çünkü girmek isteyecektir. Bu şekilde iyi sayılır. Hemen üzerine tıkladım. Sağ tıkladım. Create follow graph diyor. Evet geldim. New diyor. Buna ne diyelim? Konuşma olsun bu. Konuşma -1 diyorum. Türkçe karakter kullanmadım. OK'ye tıkladım. Yine bir pencere açıldı bize. Öncelikle dediğim gibi eğer ekranda mesela direkt olarak oyuna girdiği anda yazmasını istiyorsanız saklayıp direkt at star not diyebilirsiniz. Ya da ileriki derslerde spawn point yani bir başlangıç noktası eklemeyi öğreteceğim. Yine onun üzerinde de yapabiliyoruz bunu. Ama böyle yapmayacağım. Öncelikle bunun içerisine girsin istiyorum. Bunu seçeyim. Add selected entity diyeyim. Evet. Ve lokal oyuncuyu tekrar bulmam gerekiyor. Neredeydi bu? Aktördeydi. Bu bölümden de bulabiliyorsunuz yine. Bu bölümde göremezseniz burada yoksa sağ tıklarsınız. Add note. Aktör, lokal player. Evet, tıkladım geldi. Lokal player yani benim oyuncum enter olduğunda bunun içerisine girdiğinde bir şey olsun. Ne olsun? Konuşma penceresi olsun. Ya daha doğrusu bir konuşma yazısı olsun. Bunu nereden yapabiliriz? Birkaç tane yazı ekleme yöntemi var. Şuraya mesaj diye yazayım bakalım neler varmış. Evet display mesaj varmış herhalde olur bu. Evet bu olur. Enter olduğunda şu show görüntülensin. Bakın burada mesaj yazıyor. Ne görüntülensin? Arabaya verilsin. Konuşma olduğu için bu şekilde veriyorum. Mesela telsizle bunu söylemiş olsun. Delay time
Yani ne kadar süre kalsın? 4 saniye ya da 3 saniye kalsın. Bu POSIX, POSY pozisyonu, konuşmayanlar POSIX ve POSY büyük ihtimal 50 şurada bir yerdedir. Başlangıç olarak orada bir yerde diye hatırlıyorum. Mesela şunu 350 yapayım. Şunu da 150 yapayım. Ters düşünmemişimdir inşallah. Bu şekilde yapmış olduk birinci konuşmayı. Bunun direkt olarak delay time'ı verdiğimden dolayı kendisi büyük ihtimalle kapanacaktır. Onun için şuraya tekrar height diye vermeme gerek yok. Bir zamanlayıcı daha koymama. Bu kendisi yapar. Basit olanıydı. Kapatalım. Oyuna girmeden bakalım bu görüntülüyor mu? Çünkü bazı resimler görüntülemiyor. İçine girdim. Evet. Geldi bakın. Arabaya binmelisin. Biraz daha aşağı alabilirim. Tekrar geleyim. Konuşma 1. Şu pozisyonu 350 değil. 500 desem çok mu aşağı olur acaba? 500 diyorum. Kapatalım. Tekrar içine gireyim. Evet. Tam konuşma şeklinde aşağıda belirdi. Hatta direkt oyun içerisinde bunu deneyelim. Ctrl G yaptım. Buradan adamı bırakmışlar. Bizim oyuncumuzu. Evet. Gördüğünüz gibi orada hiçbir şey görünmüyor. Adaya doğru yüzüyorum. Çünkü bu yönde bıraktılar beni. O kadarını anlarım herhalde. Evet. Gördüğünüz gibi aramaya binmelisin diyor. Evet. Ve kapandı. Kendi kendine. Buraya geldiği zaman da farklı bir yazı verelim. Bu sefer görev yazısı verelim. Ya da görev yazısını biraz daha mı arkaya basit? Neyse onu spam boyutu öğrettikten sonra veririz. Hem görmüş olursunuz. Buraya verelim. Bu sefer nasıl verelim? Yine rollup bar'a gelelim. Önce buradan çıkalım. Entity ne yapıyorduk? Yine proximity trigger'ımıza buraya koyalım. Arabanın buraya bir yere geldiği zaman görsün. Yine boyutlarıyla biraz oynayalım. Yön çevirmediğinden dolayı boyutlar konusunda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz ama yine de araziyi buna göre de uydurmak mümkün tabii ki. Yani bu arabanın herhangi bir yerine elbet bu yaklaşacaktır. Şöyle yapayım. Evet. Tıkladım. Sağ tıkladım. Create follow graph. New diyorum. Buna da görev 1 diyorum. Evet. Şimdi buradan yine add select entity tabii şu seçili miydi? Evet seçiliydi. Bir problem yok. Kim? Local player. Buradan alayım bu sefer. Evet burada. Şimdi gelelim. Local player'ım benim. Enter olduğu zaman, bunun içine girdiği zaman add note'a gelelim. Burada nerede olabilir? OI'da function'da olabilir. Evet. Hood 3D display mesaj. Evet mesaj görüntülensin ve bir de bu mesaj sürekli kalmasın. Mesaj gitsin. Onun için bir de tekrar aynı yerde hide mesaj diye olması lazım. UI function hood 3D ve hide mesaj. Mesajın gitmesi için. Bu götürmenin iki tane yolu var. Önce bir şunu bağlayalım. Daha sonra ona geçelim ya da. Enter olduğu zaman bunu çağırsın. Buradaki mesajı çağırsın. Mesajımız arabaya
Dinle. Yoldan. Devam et. Şöyle göstereyim. Türkçe karakter kullandım mı? Kullanmadım. Güzel. Çünkü daha önceden anlatmıştım. Türkçe karakter hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Bu tamam. Bu mesajı gösterecek ama şu anda mesaj sürekli olarak kalır. Bunun iki tane yolu var. Ya şu bölümün dışına çıktığı zaman bu mesajın yok olmasını istiyorsak şu leave'i buraya bağlarız. Ama bunun dışına çıkmasını değil, ben belli bir süreyle yapmasını istiyorum. Onun için add not time timer ya da delay. Evet, delay yapalım. Enter. Bu aktif olduğu zaman bunu da çağırsın. Şunu nasıl ki çağırıyor? Bunu da çağırsın. Ve 3 saniye geçsin. 3 saniye geçtikten sonra bunu çağırsın. Yani mesajı gizlemeyi çağırsın. Local oyuncumuz girdi. Proximity Trigger'ı tetikledi. İçerisine girdikten sonra birinci mesaj açıldı. Ve aynı anda içerisine girdikten sonra Delay devreye girdi. 3 saniye geçti. 3 saniyeden sonra mesajı gizleme çalıştı. Bu kadar basit. Bu Hot3D galiba içine girince göstermiyordu. Evet, göstermiyor. Bunu oyun sırasında göstereceğiz. Yani şöyle gelelim. Şuraya bizim adamımızı bıraktılar. CTRL-G yaptım. Yüzüyorum. Evet. Arabaya binmelisin diye telsizden söylediler. Arabaya doğru geldik. Evet. Gördüğünüz gibi onun süresini biraz arttırabiliriz. Çok kısa bir süre içerisinde yok oldu. O zaman daha güzel olur tabii ki. Ama ekranın ortasında çıktığını tabii ki gördünüz. Arabaya da bindik. Hala o proximity'nin içindeyim ama yazı gitmiş oldu. İstediğim kadar süreyi verdiğim için. Eğer istediğim kadar süreyi vermeseydim, oradaki tekrar göstermek gerekirse. Yani şuradaki leave'e eğer bunu bağlasaydım, o zaman o bölümün dışına çıkana kadar yazı ekranda kalırdı. Ama tabii ki belli bir süre vermek daha iyi. Çünkü arabaya binmiş, hala arabaya bin de diye yazıyor. O saçma olur. Evet, bu şekilde yazı yazmayı da öğrenmiş olduk. Sonraki derste bu dersin başında bahsettiğim gibi spawn point'i, yani bir başlangıç noktasını belirteceğim. Onu anlatmaya çalışacağım. Oyunumuz gittikçe ilerlemeye başlıyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu aynı zamanda bir görev oluşturmadır. Şunu kapatalım. Görev oluşturma. Yani mesela burada görev veriyorsun, orada verdin, geldin. İşte buralara bir yerlere bir şeyler veririz. Belki bir müzik verebiliriz. Diğer derste geliriz. İşte şunları öldür diye burada bir tane bir yazı daha yazabiliriz. Görev daha verebiliriz. Bunları öldürür. Buradan gelir bir şeyler yaparız işte. Şu an aklımda herhangi bir şey yok. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.